Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmişten günümüze serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için ormanda Nautilus oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan birsin, neredesin sen? Şu arkadaşı alalım. Hızlıca bir kırmızı güçlendirmemize doğru ilerleyelim. Karşı ormanda da Elise var. 1v1'de karşılaştığımızda bizi yenebilecek güçte bir karakter maalesef. Hani kaçma şansımız var ama o E yeteneğini yersek çok fazla burst damage indirebilecek kafamıza. Ona karşı çok dikkatli olmam lazım. Hani bir hata yapma lüksümüz yok. Bu ne zaman yapılıyor diye soracak olursanız 2013'ten sonra çok sık yapılmaya başlandı. Hala yapılıyor da devamlı ediliyor. Biz de hatta yakın zaman önce oynamıştık ama seri icabı tekrardan çekiyorum ve 2013'teki build'ine uyacak şekilde yapıyor olacağım. İlk etapta cehennem maskesi alacağız. Karşıda çok güçlü iki tane yetenek gücü karakteri var. Cehennem maskesini bitirdikten sonra hızlı bir şekilde demir soleri almayı planlıyorum. Soleri de bittikten sonra duruma bağlı eşyalarla bu bölümü tamamlamaya çalışacağım. Güzel. Normalde Q yeteneği başlangıcı yapmayacaktım. Şu arkadaşı da alırsak güzel olur. Orada bir geri düşsün Elis. Mavi güçlendirme başlangıcı yapamadığı için. Güzel. Bu sıçrayı görmediniz arkadaşlar. Bu yaşanmadı. Şu an bak o sıçrayı mı dağıtmak isterdim işte. Selam. Mis gibi ya. Bak yapılabilecek en güzel başlangıcı yaptık arkadaşlar. Elis düştü. Çok erken çarpını kullandı. Canına hiç bakmadı. Üzerine ondan öncesinde seti kestik. Şu an mükemmel gidiyor her şey. Dediğim gibi en temiz başlangıç bu. Yani Elis şu an jungle'da bayağı geri düşmüş olacak. Ona ağır darbe vurduk. Bu arada bizim Blue'yu almaya çalışıyor. Direkt bizim Blue'ye yürümüş. Direkt bizim Blue'ye yürüseydim var ya, ona o kadar ağır darbe vururdum ki. Ya aslında bizim çocuklar buraya gelseler şunu paramparça ederiz ha. Hadi arkadaşlar, bu da var arkada. Bunu da kesersiniz. Fiora neyi bekliyorsun? Güzel. Huf, gerçekten yani çok oyalanıldı orada. Fiora birazcık korkak davrandı. Birazcık daha cesur davransa daha erken bitecekti işi. Elise darbe vurmaya devam. Bizim jungle'a falan giriyor. Baksan. Yürek yemiş. Yahri çift buff'la oynayacak oyunu. Yalnız fight artık aramasak daha hoş olacak. Çünkü XP'ye ihtiyacım var. 3 level olamadım. Bu adam da 2 level. Gerçi kuşları aldığımızda biz de level atlayacağız da. Bizim Tristan oyuna çok güzel giriş yaptı ya. Tamamdır. Sağ mı yardım istiyor yoksa ağır mı yardım istiyor, kestiremedim onu. Okey, bota gidelim. Scuttle'ı almak istiyordum aslında da. Ya kestiler ya. Selam çocuklar. Çarpla çaldım bu arada. Oto atağım da kaldı. Scuttle da burada takılıyor hala. Elise karşılaşma ihtimalimiz yüksek diyecektim ki orta koridora ilerlemiş. Şuna bakar mısınız? 5 dakikada 7 skor katkımız oldu. Orada bu arada bir tane skoru Tristana'dan çarpla çaldım. Elis buralarda bir yerde. İlk olarak W fulleniyor arkadaşlar. Biz de W fulleyerek devam edeceğiz.
Selam canım. Üzerinde kırmızı güçlendirme var. Ben seninle savaşmam. Abi kaç tane trap attın altıma? Ah, maybet. Ketlin buraya kadar yürümüş. Bir de skoru ona mı verdik? Yok, Kasiopeya vermiş. Hoş olmadı. Çok dans ettik burada Elis'le. Hani çok kendimize güvendik. Bizim için tabii sorun oldu. Şimdi çarp eşyası olarak tabii ki tanki çarp eşyası tercihinde bulunacağız. Şuradan üzerimize gerçi bir tane var. Şu kalsın. Cehennem maskesi de pahalı bir eşya. Onu da bitirmek biraz zaman alacak. Üst ormana mı dönsek? Jax iyice geri düşmüş. Üst orman şimdilik kalsın. Alt ormana yakın olacağım. Set bot lane'e doğru ilerliyor. O Elis de gidiyor. İnşallah ölmezler. Güzel, kurtuldular. Hadi ya, nasıl öldü bizimki? Tamam, bir kere pinklemen yetiyor canım benim. Biz de ekstra geri düşmeyelim ya. Adam sürekli fight aramak istiyor da. Geliyorum çocuklar. Şuna. Phase Rush'ta girdiği için tabii ivmeyi aldı. Tık 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 kurtuldu. Ama tekrar denerim ben botu. Geldim. Puşla 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 hızlıca. Canları geri doldurmuşlar. Elis nerede acaba? İyi, tamam, kaçtı gel. O kadar kötü attım ki yani en olmayacak şekilde attım yani adamın yeteneği. Bizimki ölüyordu. Bak geldik, kaynak veren biz olduk. Oo. Bak bak bak, buradan gelen var. Güzel. Buna da. Güzel. 3 tane mis gibi skor. Kasiopya gözükmüyor. Fiora 3-0 duruma gelmiş. Drake'e gidebiliriz aslında. Bizimkiler buraya yardıma gelirlerse. Tamam, okey. Güzel güzel. Çarp eşyamızı bitirmiş olduk. Sen bir gel bakalım buraya. Çizmemizi alalım. Karşıda kitle kontrolü olduğu için yüksek ihtimalle Merkür alacağım. Hani Jax'ın E yeteneği var. Kasiopya zaten çok büyük problem. Ki Set de aynı şekilde kitle kontrolü yaratabiliyor. Elise aynı şekilde. E'sinden uzun bir süre kitle kontrolü yemememiz lazım. Şimdi Bulut Ejderi etrafında oynamak zorundayım çünkü Nautilus için büyük nimet. Rakip takım için de değerli bir kaynak aslında Bulut Ejderi de. Benim için çok çok değerli. Hatta bizim takım için genel olarak değerli. Kara Asat'ta Caitlyn. Bak Fiora Jax'ı paramparça ediyor. Altı level olamıyorum. Şey buralarda. Ben de geliyorum canım benim oraya. Yani bizim maviye salça olmaya çalışıyorlar da geldim. Abi ciddi misiniz siz ya? Ahri koş. Koş aslanım, yakala bunu. Bir tane öpücüğüne bakıyor. Tamam, öldürdüler. Fiora'ya kalabilir herhalde. Okey. Başta Elise dönseymişim keşke. Üzerinde güçlendirmeyi görünce dedim ki direkt şey yapalım. Kasiopya'yı aradan çıkartalım. Adam bizi taradı. İkisini bize kullandı.
Neyse sorun yok. En azından iki tane skor geldi. 2'ye 1 takas. Okey. Cat'in ultisi yedi herhalde bizimki de. Cat'in böyle rotasyon yaparsa zarara girer yalnız. Bir ilk pozisyonda şuraya geldi. Bir de yürüdü. Jackson görüşüyor. Gel bakalım Fiora. Geldim geldim geldim. W'nu atsana ya. Niye W'nu atmıyorsun ki? Yani adamı W'sunu atsa karlı çıkacağız. Adam boşu boşuna neyse. Gerçekten pes. Diyecek bir şey bulamıyorum. Elini kolunu sallaya sallaya kaçtı adam. Şu an bulut ejderinde olma ihtimalleri de oldukça yüksek bu arada. Aa, buna geldim. Artık vur ama ya. Bu burada ne yapıyor? Map dolaşıyor adam. Ah. Yani Senna'da ulti falan var ha. Ulti bassa skor alacağız mid'de. Herkes birbirinden bir haber gerçekten. Bu hoş olmadı. Bot'un umurunda değil herhalde oyun arkadaşlar. Sena, ultiniz falan var. Ne yapıyorsunuz gençler burada? Yani kazanan bot map takibi yapmıyor. Kaybeden bot rotasyon yapıyor falan. Çok acayip oynuyorlar. Şurada biri var. Gerçekten yani free skorlar böyle elimizin altından kaçtı. Yani şu pozisyona daha erken dahil olabilir bu adamlar. Dahil olmuyorlar. Sena ultisini kullanmıyor mesela. Bu adam ultisini nereye saklıyor anlamadım. İki pozisyonda. İlkinde şurada şey kaçarken rakip orta kordon pardon rakip jungle kaçarken diğerinde de şurada Kettin'i yakaladıktan sonra. Bu ejderi almak birazcık beni yıpratabilir. Aa, burada Vision'ları varmış. Tehlikeli bir işe kalkıştık. Gel buna. Güzel. Çarpımı da çok kötü attı adam. Kasiopya'ya bulaşmak tehlikeli ya. Hani %50 %50'ye girmiş olacağım. Ben ölmedim ama karşına Tristana'yı verdik. Hayır 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 hayır. Kuşları ölürsek şeye gidecek. Kasiopya'ya gidecek skor. Sena hiç ultisini kullanmıyor ha. Adam Tristana ölürken de ultisini kullanmadı. Hiç görmedim adamın ulti kullandığını. Şu arkadaşım bitmesi lazım bir an önce. Oğlum RM taktın diyor. Adam map'e bakmıyor. Sena oynuyorsanız map'i mutlaka kontrol etmeniz lazım. Bütün aksiyonu görmeniz lazım. Mesela başlangıç eşyası da yanlış. Şu an eğer Horde'dan pençesiyle oynuyorsanız direkt donmuş balyoz rushlamanız lazım ki oto ataklarınız rakibi yavaşlatsın. Verim alın. O şekilde rune acayip güçlü oluyor. Şunu bir alalım.
Kasiopya saldı gibi oyunu sanki ya. Yo, salmamış. Adam alacağını alıyor. Bak, Fiora'ya da ulti basmadı ya, yani adam kullanmıyor ulti. Gerçekten kullanmıyor. Hadi be. Dive istiyor da bizimki, ultimiz yok. Güzel. Ök. Hadi canım. Adam çok ince doç attı. Tehlikeli sularda yüzüyoruz şu an, ha bakmayın. Oralara gidemiyorum. Kestiniz onu da. Helal be. Çok güzel. Bitti herhalde oyun. Elise Early Game'de düştüğü için artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Kağıt gibi paramparça ediyoruz adamları. Daha cehennem bitmedi, sadece çarp eşyası ile yarattığımız etki, o düşünün. Ufak bir resetlenmemiz lazım. 33 skorda 17 skor katkımız var. Güzel. Adamın 19. Ya bu adamın da 21 skor katkısı varmış. Sene ultilerini atsa daha çok skor katkısı olacak. Daha da güçlenecek ama işte adam koca oyunda 2 kere falan ulti atmıştır yani. Can barımız da iyi arttı. Dağ ejderi de geliyor. Bu bizi daha da tanklaştıracak. Cehennem de var ya, parası bitene kadar canı çıkıyor insanın. Bittikten sonra güzel etki sağlıyor tabi. Etrafınızdaki rakiplerin büyü direncini azalttığınız için. Güzel kestiler. Katliam mı aldık? Evet. 18 dakikada. Mis gibi. Bir tane Nexus Kulesi alıp çıksa aslında kafi ya. Hani oyunu bitirmeye yönelmeseler güzel olur da. Ya tabi late game'de şimdi Kasiopya falan güçlenecek, öyle bir faktör de var da. Benim şu ejder almada geçen süre var ya. Oo, saatlerimiz gidiyor ejder alana kadar. Güzel. Bu arada okyanus ejderi muhteşem olurdu bizim için de. Artık muhtemelen okyanus ejderi gelmeden önce oyun bitmiş olur. Şu an cehennemin parası çıktı bu arada. İlave gold'unu kasmaya çalışıyorum sadece. Yoksa gidip hani takımla birlikte şu an oyunu bitirebiliriz. Bizimkiler fight istiyor. Şu an savaşırsak oyun bitecek. O yüzden savaşa gitmemeye çalışıyorum.
Yani sizler tabii dereceli oyunlarınızda bunu yapmayın. Gidin direkt oyunu bitirin. Fırsatınız varsa bir kere bitirin. Eğer bitiremezseniz rakip takımın eline öyle bir fırsat geçer ki bir anda oyunu geri döndürdüklerini görürsünüz. O yüzden fırsatınız varken her zaman da dediğim gibi oyunu bitirin. Güzel öldü. Yak salak. 0-9. 1-12 Elis. İyi Catelyn falan 2'de 2 falan attı. Ama şu an Catelyn çok fazla vurur. Cassiopeia'nın birazcık da olsa vereceği hasarı azalttık. 146 büyü direncimiz var. Hani değişken miğfer aslında çok daha güzel olurdu ama geçmişteki build'inde değişken miğfer diye bir eşya yok. O yüzden değişken miğfer katamıyoruz bu build'e. Gidelim bakalım. Güzel 11 level olduk. Ay yetenek atışları süper rakip takımın. Narin'in çağrımı kaçtı dikkat etmeli. Taptaki inhibitörü alalım biz Fiora'yla. Atak speedim yeterli değil tabi de. Hayda, Tristana öldüyse işler sıkıntı bu arada ha. Oy 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 beni parçaladılar. Beni böyle pıt 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 kesti adam. Daha Fiora'mız çok güçlü ya. Bak Senna yine ultisini atmamış. 4'te 4 attı Fiora. Bir tane skor da Senna'da kaldı. Mis gibi. Normalde de dediğim gibi Soler'i bizim son eşyamız oluyor. Yani ikinci eşyamız oluyor, son eşyamız demeyeyim. Yani çarp eşyası falan araya girince bayağı bir para harcamış oluyorsunuz. Bu build pahalı ama aldıktan sonra sizi gerçekten kıvama getiren bir build. Mis gibi. Tertemiz arkadaşlar, geçmişten günümüze serisinin Ormandan Turist bölümünde sonlandırıyoruz. Üst koridorda da oynayacağım bu arada. Üst koridorda da oynanıyordu. O da aklımda. Haberiniz olsun. Yani üst koridorda da oynamadı demeyin. Onu da oynayacağız. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı istiyorsanız like yorum atarak bunu bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.